Çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, çok değerli Of Hayrat Derneğimizin dernek başkanları, kıymetli Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanım ve Of'un birbirine kıymetli iş adamları, hocalarımız, hepiniz bu davetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumlarınız olduğu üzere pazar günü bir genel kurul yaptık ve yeniden Of halkının üyelerimizin teveccühüyle göreve geldik. Bugün de ilk icraat mı denir? Misafiriz mi denir? Faaliyetten daha çok kıymetli bir ziyaret. Başkanımız şeref verdiler. Şimdi Sayın Başkanımız Umre'den geldi. Tabi Umre üzerine bir Of ziyareti, Umre'de eksik kalan işleri tamamlar başkanım. Bir de şimdi karşılaşanlar dediler ki ya başkanım hurma nerede, zemzem nerede? Siz merak etmeyin, ben sizi temsili hurmayı ve zemzemi yiyeceğim. Onu başkanımızın mekanına gidip oradan fotoğrafla gönderirim size, merak etmeyin. Evet. Değerli başkanım, şeref verdiniz, onur verdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben kısaca derneğimizi hem burada yeni olan huzuruna, gerçi değerli başkanımız derneğimizi çok iyi biliyor. Biz kendisini ziyarete gittiğimizde biz dedik ki başkanım derneğimiz şudur budur dedi, bana anlatmayın. Of Hayrat Derneği, Of Hayrat Cemiyeti Türkiye'deki ilk 3 dernek, ilk 8 dernek arasındadır. Biz dernek ve vakıf işbirlikleriyle çalışıyoruz. 1967 yılında kuruldu. Burada bu derneğin ve vakfın kuruluşunda ciddi emekleri olan bizim medarı iftiharımız, duayenimiz, çok değerli insan Profesör Doktor Ali Akyüz Hocam. Sizlere minnettarız hocam. Yine bu camianın birlik ve beraberliği için ciddi emekleri olan Niyazi Musoğlu abim, şimdiki vakıf başkanımız Celal Yıldırım abim, evet, ben Of Hayrat Derneği'ne kurum diyorum. Kısaca da Of Cemiyeti diyorum eski adıyla. Öyle değil mi Ali Hocam? Cemiyet diye başladı. Dolayısıyla biz birlikte hareket ediyoruz. Dernek ve vakıf Of Cemiyeti diye ben bunu adlandırıyorum. Of Cemiyeti olarak biz büyüklerimizin açtığı yolda, onlar sağ olsun var olsun bize iyi varlık bıraktılar. Bize şimdi o varlıklarla sosyal hizmetler yapmak düşüyor bu dönem. Geçtiğimiz 12 yılda yine bu varlıklarımıza çok değerli katkılarımız oldu. Şimdi seçim şeylerimizde de konuşmalarımızda söyledik. Biz malum Karadenizliyiz. Zaten ticareti kazanmayı zaten biliyoruz. Onun için özel bir çaba sarf etmeyeceğiz. O kendiliğinden geliyor zaten. Bu dönem sosyal işlere, kültürel işlere ve eğitime önem vereceğiz. İnsanlar birbirine hasret kalmış. İnsanlar değerlerimize hasret kalmış başkanım. Buraya sürekli sizin gibi camiamızın, Trabzon'umuzun kıymetlerini burada ağırlamak istiyoruz. Her hafta çarşamba günü burada bu yediğimiz menü
Karadeniz mutfağı her hafta çarşamba günü burada olacak. Buraya geldiğinizde mutlaka bir grupla insanımızla karşılaşacaksınız. O günde bir değerimiz burada olacak. Dernekle muhabbet günleri her çarşamba günü burada yapacağız. Ve sizleri bekliyoruz. Yemekleri tek başına yiyemeyiz. Sayın Başkanım, ben siyasetçi gibi konuşmaya başladım. Şimdi seçimden çıktık. Ki gerçekten çok güzel bir seçim geçirdik değerli başkanım. Bugüne kadar olan en güzel seçimlerden biri. Çok yüksek katılımlı oldu. Çok demokratik, çok nezih bir seçim oldu. Bu arada ben şimdi Hakan bakıyor bana, o kelimeyi söylemedi değerli kardeşim Hakan Şişik. %80'ine seçmeyeyim mi başkanım? Sayın başkanım. Dolayısıyla kıdem olarak bilmiyorum. Yani o yüzdelik kıdeme vurulursa nerede olurum onu bilmiyorum. Ama %80'ine seçildim yani. Of camiasında %80'ine seçildik. Ama benim birbirinden kıymetli yönetim kurulum var başta. Her biri ayrı bir değer. Burada hepsini anlatsam bir saat sürer. Size söz kalmaz. Onun için ben halkımı seviyorum başkanım. Halkım sevilmeye layık. Camiamız sevilmeye layık. Camiamız birbirinden kıymetli insanlarla. Hepsinin yüzünde samimiyet var sevgili başkanım. Onun için bir olalım, birlik olalım. Şimdi diyecekler ki ya yemek yedik, oflusunuz. Hani yemek duası. Yok, ben yemek duasını şimdi yapacağım. Şimdi oflu hocaya demişler ki ya hocam bir dua et. Ama uzun olmasın. Hoca da aldı dedi ki Allah'ım ne istediğimi biliyorsun, amin. Ben Allah'ım birliğimizi daim eylesin. Sevgimizi daim eylesin, bize bu lazım. Şimdi huzurlarınıza çok değerli başkanımı çağıracağım. Siyaseti siyasetçiye bırakalım, almayalım rolü. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, saygılar, sevgiler sunuyorum. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Buyurun. Sevgili Başkanım, sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Sağ olun Başkanım, çok teşekkür ederim. Evet. Açıkçası başarılı bir hatip olma konusunda adım attığını hissettik. Hele of camiasına böyle halkımı seviyorum cümlesi siyasetin nirvanası gibi bir şey yani. Yani halkımı seviyorum da başladın mı eyvah dedim. Emrullah Başkan'a başarılar diliyorum. Heyetine de başarılar diliyorum. Kadim bir cemiyet burası. Tabii düşündükçe hatırlıyorum. İlk babamla bir dostlarıyla bir sohbete, bir yemeğe gelmiştim. Muhtemelen 30 seneye aşkındır. Sonrasında da muhtelif defalar farklı vesilelerle burada oldum. Söylediğim doğru. Gerçekten Türkiye'de cemiyet hayatını, bir vakıf olmayı, dernek olmayı en güzel temsil eden kurumlardan birisi burasıdır. Yıllardır takip ediyorum. Ve bazen de insanlara kendi ayakları üzerinde duran, kendini besleyen, kendini geçindiren, atılım yapabilen ve gerçek sorumluluklarını yerine getirebilen yapıların çok kıymetli olduğunu, bunu yapmıyorsa bir dernek, bir vakıf, bir cemiyet, o zaman gerçekten kuruluşunun da bir anlamı kalmaz. O bakımdan bu derneğimizin, bu vakfımızın o sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiğini ben de şahitlik ettim, hala ediyorum. Yola açık olsun. Özellikle doğduğumuz şehrin ismini taşıyor olması, o da ayrı bir gurur vesilesi. Dolayısıyla demek ki mayası güçlü, ki az önce kıymetli büyüklerimizi, kıymetli başkanımız sıraladı. Burada olmayan başka büyüklerimiz de var. Çok kıymetli büyüklerimiz var, hayatını kaybetmiş. Onlara rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ne güzel bir temel atmışsınız ki bugün o sorumluluğu alanlar da aynı sorumlulukla
bir yol haritası çizme gayreti içerisindeler. Ben de burada olmaktan elbette ki onur duydum, gurur duydum. İnanınız ki büyük bir kısmınızı tanıyorum. Büyük kısmınızı derken burada bulunan katılımcıların büyük bir bölümünü ismen de tanıyorum. Bir kısmınızı mutlaka buluşmuşuzdur, şifayen tanıyorum. Çok değerli dostluklarımız, arkadaşlıklarımız oldu burada bulunan. Bulunmayan hemşehrilerimizle de olmuştur. Ve kendi duygumla şunu ifade edeyim. İnsanın en büyük sermayesi biriktirdiği dostluklarıdır, itibarıdır. Her zaman derim, yaptığım işle dostlarımı, beni tanıyan insanları mahcup etmiyorsam, aile meselesi hep birinci sıradadır ama kesinlikle beni tanıyan bir insan tanıyor ve bugün devletine, milletine hizmet ederken kalbinden geçen şu ise çok mutlu oluyorum. Ya helal olsun, tanıyoruz, gurur da duyuyoruz. Bundan... Buradan inanılmaz haz alıyorum. Bana bazen eşim der ki ya sen de böyle yakınlarının memnuniyeti seni çok ilgilendiriyor dedim yani. Çünkü yakınındaki bir insanın hele hele kıymetli gönlü olan, bakışı olan insanların yüzü burkuluyorsa sen orada görev yaparken onu mahcup ediyorsan ben onlarla büyüdüm. Nasıl bakarım yüzüne? Yani böyle bir bakışla hareket ediyorum ve Allah mahcup etmesin diyeyim. Önemli bir görev. İstanbul'a belediye başkanlığı çok mühim bir sorumluluk. Tarihin böyle en kalın harflerle yazdığı bir kentin belediye başkanı olabilmek. İstanbul'un. İstanbul dünyanın en önemli şehri diyebiliriz. Duygusal bir tarif değildir bu. Yani buralı olduğumuz için, bu ülkenin insanı, bu milletin bir parçası olduğumuz için değil. İnanınız ki tarih detaylarıyla ele alındığında, bütün parametreleri yukarıdan aşağı dizildiğinde dünyanın en önemli şehri kolaylıkla İstanbul'a diyebiliriz. Mütevazi davranalım, en önemli üç şehrinden birisidir mutlak. Böyle bir kente belediye başkanlığı yapmak büyük bir onurdur, büyük bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluğu taşımama vesile olan halkımıza, milletimize gerçekten çok şey borçluyum. Elbette farklı kimlikler vesile olma köprüsü anlamında insanlar var. Onlara ayrıca minnet duyuyorum. Ama esas olan görevinizi layıkıyla yaptığınızda teşekkürü edebilirsiniz diye düşünenlerdenim. Yani benim teşekkürüm, buraya seçildim, teşekkür ediyorum da olmaz. Seçildim, görevimi iyi yapıyorum. Olur ise işin sonunda o zaman aslında gönülden teşekkür etmiş olurum. Çünkü seçen insanlar seçilen insanı görevini iyi yapsın diye seçer. Sırf yakını olduğu için seçmez. O bakımdan bu bakış açısıyla görevimi yapmaya gayret ediyorum. Türkiye'nin demokrasisi zorluklarla inşa ediliyor. Türkiye 200 yıla yakındır bir demokrasi mücadelesi veriyor. Osmanlı döneminden başlayan ve bugüne kadar devam eden bir mücadele. Bu mücadelenin içerisinde farklı adımlar atılmıştır ama bu mücadelenin en önemli, en anlamlı anı Cumhuriyetimizin kuruluşudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu milletin kendi egemenliğini ilan edişidir. Bu aynı zamanda hani milli egemenlik dediğimiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğimiz ya da milli irade dediğimiz kavram çok önemlidir. Yani hepimiz için haysiyettir, namustur. Kimse iradesini, kimse öz duygusunu bir başkasına kolay kolay teslim etmez. Yani irade o kişiye özel bir iradedir. Dolayısıyla cumhuriyetin anlamı da budur. Tabii bu demokrasinin, gelişmiş demokrasinin kurallarıyla taçlanınca daha da özel bir konuma erişir. Hep birlikte bunun mücadelesini
veriyoruz milletçe. Niye? Çocuklarımızı yarınlarda başı öne eğilmesin. Oflu hemşerilerim, dostlarım mağrur insanlardır, gururlu insanlardır. Kolay kolay öyle başını öne eğmek istemez. Tabii ki hata yaparsa herkes başını öne eğer ama hani mağrur insanlardır, hakkını yedirmez. Hak yeme konusunda da asla ve asla öyle bir şeye tenezzül etmez. Hakkını yedirmeme meselesi toplumun genel meselesi olduğu kadar her bireyin bireysel meselesidir, bireysel sorumluluğudur. Bugün ülkemizde yaşanan aksilikler, insanların bireysel iradesine vurulmaya çalışan darbeler, setler, bütün bunlar olacaktır. Keşke olmasa ama oluyor, olacaktır. Niye? Çünkü bizim demokrasimiz, bizim hürriyet mücadelemiz, güçlü demokrasimiz için bunların her birisi aslında bir olgunlaşma aşaması. Allah nasip etti bu dönemde de belki bu mücadeleyi bizim vermemiz gerekiyordu. Biz veriyoruz. Vereceğiz ve demokrasi adına, milletimizin iradesi adına, ülkemizin egemenliği adına kesinlikle başarılı olacağız. Kimseye bunu bertaraf etmesine müsaade etmeyeceğiz. Ben her yerde söylüyorum. Bugün ülkemizin bu duygusuna, bu birikimine yanlış yapanların dahi çocukları için, evlatları için, torunları için güçlü bir mücadele veriyorum. Bugün bana bu yanlışı yapanlara dahi onların çocukları için, torunları için bu mücadeleyi veriyorum diyorum. Çünkü yanlış yapabilirler. Onun yeri yargıdır. Yarın onu yargılar. Adalet gerekeni yapar. Ama günün sonunda bu verdiğimiz mücadele muzaffer olursa emin olun ki onların çocukları bile mutlu olacaklar. Başı dik gezecekler bu toplumun içerisinde. Bu kadar inanınız ki bunu kalben söylüyorum. Allah şahit hayatında kini ve nefreti bünyeme sokmadım. İnşallah hiç girmesin. Ruh halimde hiç yoktur. Mücadeleciyimdir. Asla vazgeçmem. Ama kin ve nefretle ilişkim olmadı. Hiç de olmasın. Bazen şunu yapabiliyorum, üzülebiliyorum yanlış yapan insanlar adına. Onlara bazen set kurabiliyorum. Yani biraz mesafe koyabiliyorum. Bu da benim hakkım, o rezervi koymak diye düşünüyorum. Ama kin ve nefret asla duymadım. Ülkemizin bence bu duyguya ihtiyacı var. Yani bugün yapılanlardan nefret etmeden, nefret dilini kullanmadan, kin duymadan ülkemizi adil bir zemine, adil bir ortama kavuşturup meselenin varsa bir sorumlusu ya da sorunu üreten tarafı, kurumları onu bağımsız yargıya emanet edip bu ülkeye huzuru getirmek çok önemli bir şey. Huzurun olduğu yerde az önce bahsettiğim demokrasinin olgunlaştığı ülkemizde inanınız o zaman muazzam işler başaran bir nesil devreye girecektir. Ülkenin de o tabanı vardır. İşte o zaman biz ülkemizde boş işleri konuşmayacağız, bilimi konuşacağız, aklı, üretimi, sanatı, edebiyatı konuşacağız, buluşları, icatları konuşacağız. O bakımdan ben bir an önce o süreci ülkemizin yaşaması gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz sadece 86 milyona sorumlu değil. Yani bu ülkenin başarılı olması meselesi sadece 86 milyona karşılık bir sorumluluk değil, onu söyleyeyim. Az önce İstanbul'un öneminden bahsettim. Bu toprakların da farklı bir önemi var. İnanınız ki Avrupa'nın muhtelif belediye başkanları beni ziyaret edip, geçmiş olsun diye ziyaret edip buluşmamızda bana aynen şunu dedi. Türkiye'nin güçlenmesi, güçlü bir demokrasiye sahip olması bizi kurtaracak dedi. Bunu diyen Avrupa'daki belediyelerin başındaki İtalyan bir belediye başkanı. Yani Avrupa'nın bile güvenli bir hale gelmesi, kendini teminat altında hissetmesi,
Türkiye'nin iyileşmesine bağlı. Aynı duyguları inanınız ki ülkemizde rastlıyorum, sokaklarda rastlıyorum. Yani Orta Doğu coğrafyasının Türkiye'yi takip etmeyen bireyi yok. Öyle duygularla ifade ediyorlar ki inanamazsınız. Orta Doğu'dan bahsediyorum. Birkaç yerde anlattım. Konya'daydık. 3-4 hafta oluyor. Mevlana, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret ettim. Kalabalık insanlar gelmiş, duymuş. İçeri girdik yine kalabalık. Yani doğru dürüst de gezemiyoruz. Milletin arasından sıyrılmaya çalışıyoruz. En fazla 10-15 dakika geçirebildim. Mecburen tekrar böyle bir tur atıp kapıya geldik. Ayakkabımı giyiyorum. Yine kalabalığın arasında. Genç bir hanımefendi böyle bir kağıdı elime uzattı. Fotoğraf hala mailimde var. İngilizce olarak lütfen okuyun dedi. Ben de kağıdı cebime koydum. Sonra akşam okudum. Özetini söylüyorum. Ben İranlıyım. Bir kadınım. İran'ın cesur kadınları sizlerden çok şey bekliyor. Muktedir insanlarsınız. Lütfen bizim için bir şeyler yapın. Bizi kurtarın. Genç bir İranlı kadın. Yani bunu dediğim gibi orada buluşturmuş bir paçavra, bir kağıdı orada nasıl etmişse, çünkü girdim çıktım 10 dakika yani. Yazmış, bana İngilizce yazdığı metni vermiş. Ana olarak saklıyorum. Muhteşem bir şey bu. O kadar sorumluyuz ki bu ülkenin böyle bir sorumluluğu var. Onun için Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyine, Balkanlardan, bakın ben önümüzdeki pazartesi geçen yıl, yani 2021 yılının Kasım'ında yaptığım davete 25 Balkan şehri katıldı. İlk kez tarihinde Balkan şehirleri zirvesi toplantısı yaptım. İstanbul olarak davet ettim. Dedim ki gelin barışı konuşalım, gelin şehirciliği konuşalım, gelin iklim değişikliğini konuşalım, kent ekonomisini konuşalım, eğitimi konuşalım, turizmi konuşalım, dayanışmayı konuşalım. Geldiler. Geldiler ve ilk zirveyi burada yaptık. Daimi sekreteriyasını İstanbul'da kurduk. Şimdi ikinci zirvenin yapılma yerini Yunanistan ve Atina kabul ettik. Ülkeler sıralamasıyla devam edecek. Haftaya ben dönem başkanlığını da Atina Belediye Başkanlığı'na devredeceğim. Ve daha sonra orada bulunan diğer ülkelerden birisi tercih edilecek ve orada ilan edeceğiz. Diyecek seneye işte örneğin Tiran veya bir başka şehir. Bu sene 60'a çıkan şehirlerle orada buluşacağız. Ben bu duyguların aynısı birkaç belediye başkanı hariç bütün Balkan belediyelerinden duydum. Bu kadar etkili bir coğrafyadayız. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bu kadim topraklarda yaşamak, hele hele İstanbul'da yaşamak, ayrı bir sorumluluk duygusuna sahip birey olmak demektir. Ben bu duyguyla hareket eden bir kardeşinizin, hemşerinizim. Ve bu duyguyu sanki bir miras gibi elbette ki atalarımızdan, dedelerimizden bir genetik geçiş yaşıyoruz. Ama yanı sıra bir miras gibi korunması gereken ve güçlendirilmesi gereken bir miras gibi Atatürk'ten aldığımı düşünüyorum. Atatürk'ten aldığımı düşünüyorum. O bakımdan bunu her çocuğumuzun hissetmesi, her evladımızın, bu milletin her evladının hissetmesi, bakın bu milletin her evladının hissetmesi, benim Kürt vatandaşımın da, benim Alevi vatandaşımın da, benim inanınız Ermeni vatandaşım da, Rum vatandaşım da bu duyguyu bu topraklarda hissederek yaşamalı. Ve asla ayrımcılığın olmadığı bir mevcudiyetle yaşamalı. Bunu var etmeliyiz, bunu var edebiliriz. Ve bizi bu çağda bunu kolaylaştıracak, bunu olgunlaştıracak nice anılara, nice geçmiş duygularına sahibiz ki inanın kötü şey konuşacak bir şeye sıra bile gelmez ya. O kadar pozitif duygulara sahip bir ortamdayız. O bakımdan
bu şekilde hareket etme bilinci umuyorum bütün siyasi partilere, siyasi bireylere, kişilere geçiş yapar ve ülkede hizmet yarışı olur. Ülkede ayrıştırmak, uzaklaştırmak, kutuplaştırmak değil. Hak edenin başarabileceği inancının olduğu bir toplum olmak. Hukuka güvenin en üst seviyede olduğu bir toplum olmak. Bakın biz İstanbul'da bağımsız veriler oluşturmak adına İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduk. Ve burada her hafta veriler üzerinden çalışıyoruz. Birkaç istatistik söyleyeyim size. Bizim İstanbul'daki gençlerle ilgili yaptığımız araştırmalarda %86, bakın %86'sı tanıdığım olmadan ben bu ülkede işe giremem inancında. %86, %46, 56 demiyorum bakın, %86. Ya öyle de olmaz, ya öyle. Bunu bu gence dedirtiyorsak bir arızamız var gidermemiz gereken. Yani bunun gibi birçok konuda mesela %75'e yakın vatandaşımız adaletin bağımsız olduğuna, yargının bağımsız olduğuna inanmıyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Bunları düzeltmeden enflasyonu düşüremeyiz. Bunları düzeltmeden kişi başı milli geliri yükseltemeyiz. Ve yani bu ülkenin her şeyi var. Her şeyi var. Başta çok özel bir insan kaynağı var. Ama onun ötesinde doğal kaynaklarıyla, medeniyetleriyle, tarihi değerleriyle her şeyi var. Sadece tek şey istiyor bizim var olan nimetlerimiz. Biraz emek istiyor. O emeği kattığımızda, bilinçli bir emeği kattığımızda inanılmaz katma değeri yüksek gelire sahip bir toplum olma şansı önümüzde duruyor. Genel bir bakışla aslında hem bu sürecin özetini hem benim ruh halime yansımasını sizlerin duymasını istedim. Evet, yani takdir edersiniz ki beni tanıyorsunuz. Burada benimle çirkefleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmedim ben. Benim tek derdim herkesin iyi olması. Ve bu konuda da sonsuz bir mücadele gücü hissediyorum kalbimde. O sonsuzluk nasıl bir şeydir bilmiyorum. Onu Allah bilir. Öyle hissediyorum. O bana öyle bir duygum var. Sonu güzel olacak. Şehrimize güzel katkılar sunuyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Şehrin kasasına gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Bu şehrin nimetlerini yine bu şehrin hizmetlerine aktarmak için çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin kasasına inanınız ki bereket gelmiştir. Bütün zorluklara rağmen bereket gelmiştir ve daha da bereketlenecektir. Bu şehrin çok özel imkanları vardır. Aynen az önce söylediğim ülkemiz gibi. Dile kolay, iktidar kendileriydi. Burayı da kendileri yönetiyor idi. Ama biz durmuş metro şantiyeleri devraldık. Biz şu anda bu metro şantiyelerini yapıyoruz. Kendi kaynağımızla yapıyoruz. Kaynak bularak da yapıyoruz. Yani 1 milyar 750 milyon euroya yakın kaynak bulabilmek pandeminin göbeğinde ülke enflasyonu ortadayken büyük bir marifettir. Bu kentin itibarı olduğu kadar kentin kasasına var ettiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik duygusudur. Bunu vermesek bu olmazdı. Dünya kaynakları buna çok özel bir İtina gösterirler. O bakımdan metro hizmetinden tutun, şehrin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ortaya çıkarmaya, yeşil alanlarına, yoksuluna fayda sunmaya, yoksuluna sunulan faydayı ortaya koyarken ona lütufta bulunuyormuş davranışıyla değil,
senin yoksulluğun bizim sorumluluğumuzdur bakışıyla gerçekten şefkatli bir devlet elini ulaştırma, uzatma kimliğiyle hareket ediyoruz. Siyasi menfaati asla gütmediğimiz bir alandır o alan. Yani her hususta dokunuyoruz, eşitlikçi davranıyoruz. Ben Beylikdüzü'nde görev yaptığımda ziyaretime dahi gelemeyen, selam bile veremeyen, telefonumu bile açamayan bir Büyükşehir Belediyesi ile çalıştım. Bürokratından başkanına, ama ben İstanbul'un 39 belediye başkanını ziyaret etmiş hem de defalarca. Her gittiğimde sınırlarından içeriye girdiğimde o ilçe belediye başkanını bir ev ziyareti dahi yapıyorsa davet ediyorum. Benim bir endişem yok ki, gel benimle beraber gidelim diyorum. Tercih onun, gelir gelmez. O ayrı ama davet. Çünkü demokrasi olan saygımızdan ötürü. O bakımdan bu şekilde davranmaya devam edeceğim. Elbette ki 16 milyon insanın desteğine talibim. Elbette ki bu şehirde yaşayan herkesin, her insanımızın, bu memleketin güzel evlatlarının desteğine talibim. Biraz şımarıklık yapacağım. Elbette ofluların ayrıca talibi. Onların desteğine ayrıca talibim. Ali abi, sırtımı dayayabilirim değil mi oflulara? Dayayabilirim yani. Tamam. Sevgili başkan. Ya pazarlık ederiz, sorun yok. O konuda kuvvetliyim, borçlu çıkarsın, söyleyeyim. Borcunu arttırabilirim. Taktik senindir. Ama onurla, gururla gerçekten elbet sırtımı dayamak isterim kıymetli hemşehrilerime, doğduğum şehrin insanlarına. Onlardan güç almak isterim ama memleketimin her insanından güç almayı daha çok severim. Çok teşekkür ediyorum bizi kabulünüz için. Bizi ağırladığınız için herkesin evine, ailesine, eşlerine, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarınıza, torunlarınıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah bir başka toplantıda beyefendiler kadar yenge hanımlarla da oturmayı, onlarla da sohbet etmeyi diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz.